İnsan kendi meşrebinin hakikat meratiplerinden bir meratip olduğuna inanırsa diğerlerine de hakka hayat vermiş olur. Yani hakikat neydi? Esma-i İlahiye. Hakikat Esma-i İlahiye. O Esma-i İlahi'nin mertebelerinden bir mertebesini kendisine mazhar olduğunu kabul ederse, hakikatın da bak, hakikatın bir esma, hakikatların esmaların, hakikatların tek olmadığını, tek olmadığını kabul ederse, kendisini bilmese, mertebeye mazhar olduğunu bilirse, diğerlerine de hakka hayat vermiş olur. Tersi olursa, kendisinin dışında hepsi yanlış veya ciddi eksiklik içinde zanneder. Bize ne katacak bu? Şimdi esmayı tek mertebe kabul eden, manayı tek kabul eden, yani insanı tek kabul eden, ilişki ve çelişkilerini bilmeyen, neredeydi? 208 miydi? Arkadaşlar, kardeşler, mevcutta hiçbir şey tek başına olamadığı için, yani şu mevcut var ya, eşya, hiçbir şey, kimyacılar da biliyor, tek başına hiçbir şey yok. O zaman hiçbir şeyi tek tek düşünemeyiz. Düşünülemez yani. Hidrojen, oksijenle beraber, karanlık, aydınlıkla beraber. Bizdeki sorun şu, ta buradan çıkıyor. Sorun nereden? Nefsül emirde, realitede, yani işin gerçekliğinde hiçbir şey tek bulunamazken bizdeki düşünceler, fikirler, hisler tek tek nasıl düşünüyoruz? Yani ilişkisiz ve çelişkisiz. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz, hislerimiz, duygularımız siyah ve sibaksız, ilişki ve çelişkisiz bir şey ortaya çıkmaz ki. O zaman ortaya çıkan bir nefret veya muhabbet bütünseldir. Bütünselin içindedir. Bir misal vereyim. İsa abi vefat etti. İsa abi, bu eskide Çağlı'da müdavimlerindendi. Orduluydu. Yeni haber aldım. Bir şey anlatacağım. Şimdi bir başkaları vefat edince çarlak duymazken bu beni etkiliyor. Etkiledi ya. Niye diye düşündüm ve bunu yazdım. Çünkü bize yaptığı bir temessülatları var. Ben ona üzüldüğümü zannediyorum ama onun varlığı bende daha önce 20-25 sene beraber hizmet ediyorduk, koşturuyorduk, arabası vardı, hizmetin arabası yoktu. Onunla yaptığımız hizmetler hatırıma geldi. Yani bu memlekette sağa sola gitmişsem 20 sene önce onun vesile olmuş arabası. Allah selamet versin, kartalı vardı. Derdi ki nerede, tak orada bırak, donarsa kış. Ya İsa abi gidiyoruz köylere, ya kar var, ya donarsak arabada beraber donacağız. Böyle bir zat. Şimdi beni başka bir yere sevk etti. Bunu malzeme olarak anlatıyorum size. Demek ki ona üzülmek gibi gözükürken onun bizdeki temessülatları var, insibaları var, inikasları var. Ben de duruyordum. Şimdi o varken bu bende yaptığı tesirler, inikas, temessülat, insiba, böyle bir hayatıma kısmen malzeme olmuş. Ona üzüldüğümü zannediyorum ama
aslında bendekilerin aslında kopuk gibi hissediyorum. Yani bendekilerin bende kalmış, aslı gitmiş. O zaman aslında beni yapılandıran şeylerin yok olmasından üzülüyor. Çünkü hiç alakasız bir insan vefat etse, alaka duymuyorsun. Şimdi o zaman bizdeki o sıkıntı var ya, sorun, ölüm korkusu olur, Allah ile iman meselesi olur, eşimle olur, hizmetle olur, kardeşlerle imkan oluruz. Yani onların bizde dört tane kardeşlerin bizdeki inikasları, temessulatları, insibaları, tereşuatları bizde bulunuyor. Arkadaşlar, kimyada hiçbir şey tek başına, fizikte bir şey tek başına, doğada yokken, karanlık, aydınlık, iman, küfür, Allah, şirk, biz insanların davranışlarını ve insanlarını mazisinden ve usul ve furuğundan, geçmiş ve geleceğinden, bütünselliğinden koparıp tek başına düşünmek hatamızdan geliyor sıkıntı. Yani kimyada misal verdim, bir şeyi tek düşünemezsiniz. Onun ilişki ve çelişkileriyle beraber nefsül emirdeki, realitedeki gerçeklikleriyle düşünmek zorundayız. Yani hidrojenli oksijensiz suyu düşünemezsiniz böyle gibi. O zaman insanın duygularını, fikirlerini, hislerini ilişkisiz ve çelişkisiz, usul ve furuğundan, siyak ve sibakından koparıp tek başına düşünmekten bizde sorun oluyor. Mesela nedir o? Kabir. Bak, tek başına bir düşünüyorsun, Allahsız, bedensiz, ruhsuz. Yani ben bedenim, oraya girdim. Bakın, ruhsuz düşününce, ruhlu düşününce, Allah ile düşününce, düşünmeyince, o zaman biz alışacağız. Damarımıza bassa bile, bizi rahatsız etse bile, eşim, kardeşim, dava arkadaşım, hepsini böyle ilişki ve çelişkileriyle, siyah ve sibaklarıyla bize bunun mazisi ve müstakbeliyle beraber düşünmeli. Beraber düşüneceğiz. O düşünülmese sorun oluyor. Sorun ondan oluyor. Şimdi insan kendi meşrebini, esmanın bir hakikati olduğunu ve nihayetsiz mertebeler olunca esmaların nihayetsiz meşrepler olacağını bilen insan, kendisine ters gibi gözüken, yanlış gibi gözüken şeylerin de bir hakikati olduğunu hakkı hayatı vererek kendi aleminde düze çıkıyor. İlişki ve yaşam, yani yaşamak, yaşam, doğa ile, insanlarla ilişkilerde bir sanattır. Evlenirken der ki 10 tane küfü var, yani denklik. Ustad, asın imamı olarak geçmiş ulemanın bir şeyini farklı yere koyarak farklı bir şey getirmiş. Diyor ki, evlenirken, yani insan ilişkilerinde bir, din, sonra ahlak, sonra sanat deyince, Osmanlıcadan sanata çevirince, yani sanatkarlık, yaptığı iş, o da olabilir. Ama fakir öyle anlamıyor. Şimdi ustad dini ikinci yere koyuyor. Kastamonu 252'de. İlk önce neyi koyuyor? Hatırlarsınız. Neyi koyuyor? Hatırlayan var mı?
Seciyeten diyor abi. Seciyeten. Bak ahlak. Şimdi bu ahlak sanattır. Yani anlattığım doğada, fizikte, kimyada hiçbir şey tek bulunamaz. O zaman senin düşüncelerin, gir içeriye, fikirlerin, gir içeriye hislerin, duyguların, latifelerini tek düşünemezsin. Mutlaka ilişki ve çelişki, siyak ve sibakından, usul ve furularından beslenmiş. Tek onu düşünmeyeceksin. Böyle eşine, dostuna, kardeşine, bana, ben sana böyle bakabilmek bir yaşam sanattır. İşte evlenmekteki üçüncü kategoride olan sanattır diye derken kendini yönetebilme düşüncelerini, gir içeriye fikirlerini, gir içeriye hislerini, gir içeriye duygularını, gir içeriye latifelerini bütünsel getirip kendini yönetebilmek bir sanattır. Onun için büyük zatların bir sözüdür, benim değil, Osmanlıcadan çevirdim. Yaşam bir sanattır. Yani bu sanatın düşünce ile bedenin, ben ile ötekinin, hadiselerle olayların kendi içsel sezişleriyle fikir, his, duygu ve latifeleriyle hamurlanarak eylemde yaşama sanatıdır hayat. Bu arada Gafur Emre farklı isimle giriyor. Herkes kendi isimle girsin ki biz bilelim. Farklı isimle girdiği için almıyorum. Kendi ismine dönüşsün, kim olduğunu bilelim, alalım. Tamam. O şimdi garip garip isimler kullanıyor. Evet. Mutlaka sana dönüyor. Akıllı olsun. Evet, anladım abi. He. Yani kendisini kendisiyle ifade etsin. Tamam. Şimdi yaşam bir sanattır. Seni rahatsız ettiğini tahmin ediyorum. Yaşama bir sanattır. Hayat bir sanattır. Bunlar diri olursa bu manalar insanı diriltir. Demek ki yaşam bir sanattır der ecdat, alimler. Yaşam bir sanattır, beceridir. Arabayı tamir etmek gibi, bedeni tamir etmek gibi, kendini tamir etmek farklıdır. Mesela bir doktora tamirci sormuş. Bunu lütfen dinleyin, çok hoşuma geldi. Tamirci doktora demiş ki, siz insan bedenini tamir ediyorsunuz. Doktorum iyi dinlesin, iki tane doktor var şimdi. Siz insan bedenini tamir ediyorsunuz, biz de arabayı tamir ediyoruz. Netice itibariyle siz de bedene biniyor insan. Siz, benim yaptığıma da arabaya da siz biniyorsun. Niye siz uçuk para alıyorsunuz da biz o kadar alamıyoruz? Demiş. Veya niçin toplumda siz fazla saygınlık görüyorsunuz da biz fazla görmüyoruz diye saymış. O düşünen bir kafaymış doktor. Herkes bir şey der ama o iyi demiş. Siz demiş istop etmiş motoru tamir ediyorsunuz. Biz çalışan motoru tamir ediyoruz demiş. Tamam. Yani bir sanat iş yaptı. Adam demiş ben de etkilendim. Vay be. Hakikaten çalışan kalbi çalışırken kalbi tamir ediyor. Sen şimdi motor çalışırken pistonunu söküp tamir edemezsin. Yani sanat ile acayip bir şey yani böyle. Onun için ben burada şunu kastediyorum. Sorun, düşünce sorunu olur, kişisel psikoloji sorunu olur. Ben çok severim yani bütünsel düşünmeyi çok seviyorum. Sorun nereden kaynaklanıyor? Düşünce sorunu nereden kaynaklanıyor? Buna şeyde de Osmanlıcadan onu çevirince yaşam bir sanattır. İlgimi çekmiş. Şeyde de felsefede bunun tabiri nedir diye merak ettim. Yani yaşam bir sanattır. Bu mevcut olanları rasyo demiş felsefe buna. Yani bu anlattıklarımı şöyle tanımlamış. Yani zenginlik olsun diye bu tabiri size de kazandırayım. Felsefede bu anlattığım 15-10 dakikadan beri anlattığım şeye rasyo demiş. Yani ne demek? Mevcut olanları
yani her bir ferdi bütünlükle ilişkilendirmek, parçayı bütünlükle ilişkilendirerek oranlamak ve matematik diliyle bilimselliği kılıfıyla ifade etmek demiş. Yani dediğim gibi düşüncelerimizi içeri giriyoruz. Hep içeriye, dışarıdan düşüncelerimizi, fikirlerimizi, hislerimizi, duygularımızı ve latifelerimizi de ortaya çıkan haletler var. Onları tek tek düşünmemek gerekiyor. Çünkü bunların bir usul furu var, siyak ve sibakı var. Bütünsel düşüneceğiz. Mesela kendi içsel sezişleri var. Fikirler, hisleri, duygular, latifeler. Bunları harmanlayarak dönüştürmek lazım. Bunlar diri olduklarından insanı diriltirler ve bu bütünsel, yani eşya kimyada ve fizikte tek bulunamazken düşünceler bizde, fikirler, hisler de tek bulunamazlar. Mutlaka ya bir sürecin sonucudur ya başka bir sürecin mukaddemesidir. Mutlaka bir şeyle beslenmiş ve besliyor o fikir ve his. Besleniyor ve besliyor. Tek düşünürsek, tek düşünürsek tekleniriz. Ve bizi öldürür bu. Aile münasebetlerinde, duygusallık, fikirler noktasında etkileniriz. Onun için yaşam bir sanattır. Yani bunu becermek gerekiyor. Nasıl becereceğiz? İşte konuşuyoruz, işte sohbet ediyoruz. Sohbet döllenmektir. Aklı iksirlemek, kalbi mayalamaktır. Sohbet ihvan, tilaveti Kur'an, münacatı Rahman. Sahabenin lügat manası ne demek? Peygamberin aleyhissalatü vesselamın sohbet arkadaşları demek. İçerisi nedir? Anladığım kadarıyla insiba, inikas, temessülat ve insicam. Yani sahabeyi, sahabeye kendisini takdim ediyor. Sohbet takdim etmektir. Kendini ona vermektir. Kendini ikram etmektir. Bir kahveye ikram değil, sohbet ederken kişi kendisini ikram ederek onları fikren, vicdanen, kalben, ruhen yapılandırmaktır. Ve o dört taneyi akıl, vicdan, kalp, ruh bütünlüğe getirmek, orada işlemek, yani tamir etmek. Başka şey yapayım. Bunda noktasında simge görünmezi, simgeler nedir mesela? Görünmezi, bilinmezi görünür ve bilinir kılmak içindir. Niçin? Çünkü simgenin tanımladığı mana kendisi taşıyamıyor. Onun için ünvan olmuş, alem olmuş. Görünmezi, simge neymiş? Görünmezi, bilinmezi, görünür ve bilinir kılmak içindir. Görünmezi, bilinmezi, görünür ve bilinir kılmak içindir. Ve bu arka tarafı, yani o kadar mana yüklü ki onu kelam taşıyamıyor. Neye benziyor bu? Rüyaya da benziyor. Rüyalar niye tabire, tevhile ihtiyaç var? Tabir ve tevhile. Çünkü rüya alemi şehadetin simgeleriyle, yani malzemeleriyle, sembolleriyle alemi gaybı okumak, orayı burayı yapmaktan kaynaklanıyor. Malzeme buradan, mana oradan. Biraz zor oluyor. Yani mesela sakal ile görüyorsun. Sakal aslında sıkıntı. Yani buranın simgelerini kullanarak orayı okumak ve orayı buraya taşımak, onun için yorumlamak zordur. Ondandır ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam herkese rüyanızı yonturtmayın,
yoldurmayın. Tavuğu yolarsın ya, tabir, yani biz tabir diye tevil etmişiz. Yoldurmayın. Öyle inanırsınız, öyle muamele görürsünüz. Niye? Çünkü rüya gündüzü bırakıp oranın zemini olan gecede bu alemin manasını bırakıyorsun ama bu alemin simgelerini, arabasını, atını, devesini, ne bileyim, kullanarak orayı okumak veya orayı buraya taşımak. Buraya hakimiyetlerin bu simgelerle orayı okumaya çalıştığı için buraya hakimiyetlerini kaybederler. Yani buradaki hakimiyetini kaybediyorsun. Simgeyi kullanmasının sebebi, harf kullanması sebebi kendini aşan manayı gösterir. Mana harfi aştığından dolayı simge ve sembol kullanılır. İlmi ledun aldınız değil mi? Tamam. Verilene kesbi olmamış, imtiyaz kılınmış kişi. İlmi ledun, bunu da ilk defa şey yapacaksınız, böyle çok hoş bir şey. İlmi ledunu temsilcisi Hızır Aleyhisselam ya, verilene kesbi olmamış. Yani kendi kazanımı değil. İmtiyaz, yani verilerek imtiyaz kılınmış kişi. Niçin imtiyaz? İlmi ledunu Allah verir. İlmi sen istersin. İlmi ledunu Allah verir. Dolayısıyla imtiyaz kılınmış oluyorsun. Ama bunu hak etmek değil, rıza-i ilahiye mazhar olmuş. Yani bunu hak etmemiş. Rıza-i ilahiye mazhar olmuş, imtiyazlaşmış anlamına geliyor. 12. sözde galiba hatırlarsınız. وَمَنْ يُتَ الْحِكْمَةَ فَكَتُتِ الْخَيْرَ كَثِيرًا Kime hikmet verilmişse ona çok hayırlar verilmiş. Hikmet ilim değildir. Çok gariptir. Muhakemat hatırlar mısınız? Hikmet çömleklerinde ilimler olur. Hikmet çömlektir. Yani kaptır, suyun kabıdır. Manevi olarak şarabın kabıdır. İçinde şarap konur. Usul bakımından, kelam bakımından kelam hikmettir. İçinde ilim vardır. Hakim ismine bakar. İlim ise subut-i sıfata bakar. Şimdi demek ki ilmi ledun imtiyaz kılınmış oluyor. Kesbi olmamış. Başka bir misal vereceğim. Başka bir şey, konu. Ondan sonra bir de irşat okuyacağım, keseceğim. Aşı insanın aşabileceği zehirdir. Aşı zehir veriliyor. Ne kadar veriliyor? Aşabileceği kadar veriliyor ki önemli olan bununla tanışsın. Çünkü bunun babası gelecek. Dedesi gelince bununla savaşını öğrenmiş, dövüşünü öğrenmiş, zaaflarını seyretmiş. Mesela biraz sporla meşgul olanlar bilir. Yarışmaya dövüş sanatı olur, boks olur, güreş olur, atletizm olur, koşu olur. İlk önce yarışacağı kişiyi daha önce yarışmışsa onun videolarını seyreder. Zaaf noktalarını, güçlü yönlerini öğrenir. Paldır küldür diye linke çıkmazlar. Aşı da buna benziyor. Belki bunu niye kullanıyorum bir şeyde? Ta insanın pan zehirlerini aktif etsin, istidatlarını kabiliyete geçirsin. Zehir vererek, verilerek pan zehri aktif ediyorsun. Pan zehri üretiyorsun. Yani ta insanın pan zehirlerini aktif etsin, istidatlarını kabiliyetine geçirsin. Fazla dozu verirsen öldürürsün. Aynen bunun gibi günahların vücudu tövbe, nedamet ve istiğfar sistemini aktif etmek
nefsin meratiplerini aktif etmek, mevcuttan sıyrılıp vücut kazanmaktır. Yani bu günahlar da günahlar kabul et şimdi. Aynen bunun gibi günahların vücudu tövbe, nedamet, istiğfar sistemini aktif etmek. Nefsin meratiplerini aktif etmek, mevcuttan sıyrılıp vücut kazanmaktır. Yani mevcut, bu var olmak, bu vücut kazanmak biliyorsunuz, daha önce konuştuk, ayrı bir şeydir. Şimdi son bir yerde okuyorum, ondan sonra gireceğim. İrşat etmek. Ne demek? Ya merak ettim, bu irşat kullanılıyor. Yol gösteriyor. İşaretler veriyor. İşaretleri birbirleriyle ilişkilendiriyor. Ama yani irşat etmek, kendisi yürümüyor. Yol gösteriyor. İşaretler veriyor. İşaretleri birbirleriyle ilişkilendiriyor. Ama keşif ve içsel iç sürmeler bize bırakılıyor. Yani yol gösteriliyor. İlişkilerini, çelişkilerini gösteriyor. Ama keşf ve içsel sezişleri bize bırakılıyor. Adresi ben sana tarif ediyorum. Ustad bize tarif ediyor. Bana arkadaş tarif ediyor ama yolda ben yürüyeceğim. Kişinin talebine bağlıdır bu irşat. Talep edilene verilen cevap da denir irşat. Derdi olana verilen devalardır irşat. Böylelikle sevgili arkadaşlar, ısınmamızı şey yaptık, ifade ettik. Şimdi taakkule geçiyor. Herhalde 30 yarım saat olmuş. Abi bir sual sorabilir miyim? Bu ilmiyle dünle alakalı. Tamam sor. O zaman kapatmayayım neydi? Evet, devam et. Abi bu şimdi hak etmek dediniz. Biz çok sıkkın bir zamanında dima dersindeyken dersi zor geçiriyordum. Ders arasında siz bana dediniz ki gafur neydi derdin. Ben dedim ki abi ben bu dersi hak etmediğimi düşündüm. Dediniz ki hiçbirimiz zaten hak etmiyoruz ki. Hak etmeden bunlar bize veriliyor. Şimdi soru bir. Hızır hak etti mi? Yani sanki ben kurbiyetle akrabiyet gibi görüyorum bunu. Hızır yani bir şeyi hak etti mi? Yahut da Hasan abi nasıl ki enelerin cemül cemi meçhul diyorsak acaba akrabiyetlerin cemül cemi de Hızır mıdır? Hızır olarak tecessüm mü etmiş abi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu kadar. Kardeşler ne diyorlar? Var mı bir şey diyecek? O zaman bak. Abi bu manevi dersler kısmını bir ara bakmıştım da. Mesela hani Üstad diyor ya 80 yaşındakinden 1 yaşına baktığındaki müşahedesinden bahsederken iki husus söylüyordu. Bir tanesi manevi dersler, bir tanesi de telkinat diye söylüyordu. Şimdi abi manevi derslere biraz bakmıştım. Onu da insan vaziyeti itibariyle esmadan ders alıyormuş. Yani bulunduğun vaziyete göre esmadan ders alıyor ve ona göre hareket ediyor. Şimdi Hızır Aleyhisselam'ı benden hariç bir şey düşündüğümüzde veya birinci mertebeyi hayatta işte diyelim ki Hay isminin işte esma boyutundaki bir işte tecellisi olarak baktığımda bu vaziyete göre öbür vaziyete de geçme halinde esma dersi verirse tezahür edecek diye anlarsam eğer hani ben kendimden ayırmamış olurum. Ama diğer türlü ayırdığım zaman dışarıdaki birisi gibi düşündüğüm zaman hani bu biraz şey gelmiyor. Yani söyleyeyim, benden uzaklaşıyor gibi oluyor yani. Evet. Şimdi şöyle daha iyi olsun. Efendim abi. Buyur Mehmet kardeş. Bir de örnek veriyorsunuz ya abi. Şimdi tamam veriliyor, kesin veriliyor ama bir de şu bir gerçek var. Allah'ın da bir adeti var yani. Adetullah'ı var yani. Yani karpuzu götürüp şeyde Sibirya'da yetiştirmek çok zordur. Yani mutlaka onun da
yapısı yani müsaitleştirir. Yani alt zeminin kendisinden de mutlaka bir hak ediş vardır. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nasıl peygamberliği ve çekirdek olma hasebini hak ettiyse, bu manada ilmi ledunu da kişinin de bir şekilde zemini müsait olduğuna, olması gerektiğine inanıyorum. Ya yoksa o ilmi ledun onda inkişaf etmez. Evet. O hudiye toprağı nasıl ona müsaitse, bu da bunun gibi düşünüyorum. Bak, evet. Bak şimdi. İman senin kazanımın değil. Değil mi? Peki kazanım nedir? Doğru itikada verilen cevaptır. Allah da öyle vermiyor. Değil mi? Yani mesela Mehmet kardeşi teyit için söyledim. Doğru. Yani batıl bir itikat imanı şirklerle dolu, kuşatılmış. Doğru itikada verilen cevap imandır. Bana dün müydü? Gafur bunun üzerine çok duruyordu bir ara. Biraz oradan kopsun diye alakasız davrandım kasten. Çünkü baktım çok fena içeriye çekiliyor. Şey demedim, şimdi söylüyorum. İmanı tanımlarken ben 284 mektubattan söyleyeyim. Hakikat-ı âliye-i nefsil emriyenin unvanıdır. Yani şimdi evamiri tekviniyelerin ayat-ı tekviniyelere bütünleşmesiyle katta ortaya çıkana iman. Yani o mektubattaki tabir böyle. Ne? Hakikat esmadır. Bütün kainatı yaratmış numune. Yani iman. Şimdi bu sorunuza geleyim. Fazla uzatmayayım. Bu evamiri tekvini ile gafur, ayat-ı tekvini çok imtizaç ettiriyordu haklı olarak. Ama çok ilginç yani. Çünkü anafor böyle. Baktım beni de çekiyor çok. Nasıl açılır diye merak ettim zihinde. Zihinde ayat-ı tekviniyeler, marifetullah. Allah'ta marifetullah yok yani. Çünkü kazanımdır marifetullah. Yani kemalat gibi mesela gibi değil. Böyle arif olmak, marifet kazanmak. Allah haşa kazanmaz. Allah var zaten. Şimdi bu ilmi ledun elbette ki al sana, çünkü hakim ismine bağlı o. Hakim iç çekiyor. Hakim olduğu için hikmetsiz yapmaz Allah. Bunu pat diye al sana vermez. Nerede misal verdim? Doğru itikada verilen cevap iman. İçerisine biraz girelim. Bu biraz avami ifade. Doğru itikada verilen cevap iman. Evamiri tekviniyelerin ayat-ı tekviniyelere dönüşmesinde ruhta ortaya çıkan zeminsiz zemine Allah'ça verilen cevap imandır. Yani evamiri tekviniye, Kur'an'ın emirleri, nedir o Kur'an'ın emirleri? Kelam sıfatından geliyor. Zihindeki o şeyler nereden geliyor? Kudret ve irade sıfatı. Ötekisi ise kelam, kelam ne ifade ediyordu? İlim, irade, kudreti tazamın ediyor. İrade ve kudreti de zihindeki ayat-ı tekviniyeler tazamın ediyor. Bir araya gelince kalpte ortaya çıkan zeminsiz zemine Allahça bir cevap geliyor. Onun adı iman. Çok ilginç bu tabii. Bu zor anlaşılacak bir şey bu. Zor bir şey. Hakim ismini, hikmet, ilmi ledunu Kur'an lisanıyla olursa bunun üzerine çok konuşma yerine güzel bir misalle şey yapayım. Kur'an'ın sari ifadesiyle zahiri şeriatın temsilcisi ve mümessili ve aynı zamanda eylemcisi, çalışan, zahiri şeriata tıpatıp uyan ve çok kızan Hazreti Musa temsilci budur. Hikmet ilmin mümessili de Kur'an'da Hızır Aleyhisselam deniliyor. Musa Aleyhisselam'a niye verildi? Bir istedi. İsteyene verilecektir. İstedi. Ne ile istedi? Hem fiilen hem lisanen istedi. Ve ona uygun yaşadı ve hak etti. Yani abes iş yok. Ama bu
İlme ledun kazanılan bir şey değil. Fiilen ve doğru itikada, yani doğru fiile, doğru itikada verilen rıza ilahinin ifadesi. Ben bunu niye anlattım bugün biliyor musunuz? Bir baktım ki rıza ilahi, mesela ustad diyor ki tarihçede 189 mıydı böyle? Mektubatta vardı, oradan almış. Oradan ders, o dersim ailece okuyorduk, o tarihçede de gördüm. Şeyi söylüyor. Bir bak kafamda aldı bak. Allah Allah aldı Cenab-ı Hak. Çok harika bir şeydi ama neyse. Yani öyle abes, tevafukat, tevafukat. Ustad usul bunun üzerine çok duruyor. Tevafukat, tevafukat, tevafukat. Ve ondan sonra sağlık teşekkürler. Tevafuk, tevafuk dursun bu da. Çok mu üzerine duruyorum dedi. Hayır. Lütfen bunu şey yapmayın. Allahça en ufak bir alameti makbuliyet, onaylanmak. Ne olur? Rıza ile için söylüyorum. Hayatınızda ne olur? Allahça onayladığınıza, onaylandığınıza, rıza ile için bir daha söylüyorum. Allah tarafından, Allah'ın hoşlanacak bir şeyle onaylandığınızın küçük bir ipucu var mı hayatınızda? Mesela iman, mesela ders vesaire. Mesela Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Dinine hizmetçi seçer vesaire. Sevdiklerini sevdirir. O onu öp de başına koy. O ufak delik gibi gözüken Allah için ufak değil. Allahça onaylanmak anlamına gelen rıza-i ilahi Allah fiilen cevap veriyor. İlmi ledun veriyor. İlmi ledun hakikat bin insanların ne yapar? İçselini ilmi ledun gelince ne olur? Ne olur da ne olur? Ne işime yarayacak? Aklını çizgiye koy. Ayasofya'yı, Mescid-i Aksa'yı, Kabe'yi. Cetvel koy. Aynı. Akıl, vicdan, kalp, ruhu düzleme, kıblesine koyar. İlmiyle dön. Ve öyle bir bakışı var ki Allah'ın nuruyla bakar. Mektubatta geçer. Onlar Allah'ın nuruyla bakarlar. Öyle bir süreçleri var. Öyle bir meratipleri var ki Allah Resulü'nde tezahür etti. Haşa, haşa, haşa. Affet ya Rabbim. Yani senin rızan için, senin muhabbetin için ifade etmeye çalıştığım kelamlarımda kusur varsa Allah'lığın hatırını affet bizi ya Rabbim. Yani gel daha kul olmayan, abdina demiş Miraç şeyine, abd denmesi için cismen olması lazım. Gel yanımda dur, kendi sürecini kendin seyret. Ta buraya kadar ilmi ledün gidebiliyor. İlmi ledün doğru itikada, doğru fiile. Bu bizi neyi hatırlatıyor? Sırat köprüsü, kılıçtan keskin, kıldan ince. Yani doğru fiil, doğru itikad. Bütünselliğe Allahça verilen cevaptır. İlmi ledün Allahça ki yeri nedir? Rıza-i ilahi. Rıza-i ilahi. Abicim, o kadar güzel. Sanki özür diliyorum. Beni susturacaksınız, ne olur susturmayın. Çünkü sanki kalbimi okuyarak bir an bir kelimeyi telaffuz ettiniz. Hep yine o yerle birleştirmişim. Bodrum dersinde Kab-ı Kavseyn'den bahsederken tabiri caizse Allah-u Teala beni yanına oturmuş, beni yaratırken beni bana izlettiriyor. Şimdi o makam sanki Hızır'ın makamı gibi geliyor bana. Cennetteyken Adem Aleyhisselam o makamın altındaydı abi. Çünkü suretini bilmiyordu. Yani suretle hakikati birleştirip sanki mahiyet makamı, sırrı insani oluyor dinleyeli gibi düşündüğüm bir an için, bilmiyorum dersiniz. Aynen öyle.
Miraç olmamıştı biliyor musun Adem Aleyhisselam'ı? Miracı, cennette miracı olmamıştı. Miracı olsaydı, cennetin üstü olan ağaç, defimaz, oralar, kabu kalpsen, imkan ve vücut. Peki nasıl bir miraç vardı orada? Allah orada gözüküyor. Cennet herkes görecek. Ama bizim anladığımız miraç o. Miraç-ı Ekber-i Muhammed'in gölgesi değil bu. Miraç çok var Allah Resulü'nde. Miraç-ı Ekber'i cismen ve ruhen. Allah Resulü bir defa olmuş. Çünkü şualarda söylüyor. Miraç-ı Ekber-i Muhammed'i de söylenen sözler diyor. Miraç-ı Asgar var. Ruhen ve kalbe. Miraç-ı Ekber'i olsaydı daha değişik olurdu. O zaman burada biraz da şey yapayım. Rıza-i İlahi birazcık hayatımızda fark edersek, birazcık hayatımızda fark edersek, Rıza-i İlahi alameti, Allah rızası için böyle hayatınıza dönün. Allah'ın razı olduğu bir tane fiil bulursanız koyun başınıza. Yeter. Tutun ona. Onun çapını genişlettir, kalitesini yükselt. Kimisi cömertliğiyle, kimisi ilmiyle, kimisi fedakarlığıyla, kimisi marifetiyle, kimisi arifliğiyle, kimisi tecerrütleriyle, kimisi terkleriyle, kimisi eylemiyle, bir şeyle bulur Rıza-i İlahi. Bulur. Hepsini böyle bir arada verilmiyor. Onu da bilin. Verilmiyor. Tamam. Son bir şeyim cümlem olsun. Bununla alakalı hepsine verilmiyor ve takul edin. Arkadaşlar, fırtına geliyor. Çok büyük bu fırtına geliyor. Kısmen içindeyiz. Kar yağışı çok büyük. Nedir o? Kendiniz de bu söylediğim var ya, kimisi arifliğiyle, kimisi şefkatiyle, kimisi cömertliğiyle, kimisi hizmetkarlığıyla. Bu durusu Kur'aniyede Allah tutuyor. Fırtına şöyle geliyor. Birbirlerinize imtihan olacaksınız, oluyorsunuz ama fırtına sert oluyor, olacak. En ağır imtihan da benle olacaksınız. Sonra ne demek yani? Çünkü emsal olmadığımız için imtihan olunuyor. Patır patır düşüyor insan. Çünkü nereden biliyorsun? Külliyatın ruhunda görüyorum böyle. Refet abi, Hüsrev abi, Sabri abi böyle ikide bir iltifat. İltifat gördüğünüz zaman külliyatta sorunlu abidir. Onun üzerinde ders anlatma değil, oğlu Sabiye. Ben işte yerime şunu koydum, ona muhalefet etmek, Risale-i Nur'a doğrudan doğruya şey yapmak falan sıkıntı var. Bu ruhu ben Rüştü abi'de öğrendim. O da Zübeyir abi öğretmiş. Yani bir yerde iltifat varsa, böyle dövmüyor, kovmuyorsa, aman cicim, aman diyorsa sıkıntılı. Şimdi külliyatta abiler kendi aralarında. Sonra gayrimüteşhirde gördüm. Ustadla imkan olan var birisi. Düşmüş. Düştü. Ustad demiş ki gayrimüteşhirde hizmeti buraya kadar. Yani aynı kanun uygularız. Emsaller arasında olacaksınız, oluyorsunuz. Fırtına onu kastediyorum. Sonra farklı hem konumu hem yaşı hem vesileliği farklı insanlarla da olacaksınız. İkinci kendi aranızda, sonra benimle, sonra işte böyle. Bu kötü değil. Bu okunan derslerimiz var ya, beraber okuyoruz, ders yapıyoruz. Onlar içsel alemimizde yerini bulsun. Yani oynak olmasın. Onun için yol yaparlarken öyle çakıl makıl dökerler, sonra silindir geçer. Grader geçer, şu geçer. Bakın bir yol bile dozer geçer, grader geçer, sonra çakıl döker, sonra silindir geçer. Ağır bir şey. Asfalt geçer, gene silindir geçer vesaire. Sonra buyurun, hafif arabaya. İlk önce ağır geçer, silindir geçer. Sonra
der ki Selim arabanla geç. Lan yani o silindire gerek yoktu ki araban bir hayır. Sağlam olması için böyle gerekiyor. Bu arada da onu da belirteyim. Fırtına bu. Sakın ha. Mutlaka bir tarafınıza tutunun. Cömertliğinize, şefkatinize, hizmet içindeki affınıza, toplayıcılığa. Bazıları toplayıcıdır. Yani kardeşleri toplar. Bazıları marifet sahibidir. Bazıları irfan sahibidir. Mesela gelecek o zat var ya, küçük sarıklı genç. Maneviyatıyla ve dirayetiyle diyor. Bir şey yapacak, hizmet edecek. Dikkat edin. O küçük sarı maneviyatı ve dirayetiyle. Şu tarafıyla, bu tarafıyla değil. Belki de diyor, Hulusi'yi de geçecek. Omuz omuz olacak, belki de onu geçecek. Maneviyat ve dirayet duruşuyla bozmayacak maneviyat. Kimisi şefkatiyle, kimisi fedakarlığıyla, kimisi cömertiyle, kimisi sabrıyla, kimisi toplayıcılığıyla böyle bu hikmet ve verildiğini, rıza ilahiye mazhar olduğunu anlarsın. Allah davasına namertleri, elini, pis elleri sürdürtmüyor. Ona elini koydurtmuyor. Rıza ilahi zerre kadar hissederseniz ki var, ne olur öpün, başınıza koyun. Rıza, Allah razı ise bütün alem küsse hiç emniyeti yok. Korkma. Ne olur? Dersin ilk 10 dakikasını kimyadan, fizikten bahsettim. Doğada, fizikte, kimyada hiçbir şey tek bulunmuyor. Düşüncelerin, hislerin, duyguların, latifelerini tek düşünme. İlişki, çelişki, siyak ve sibakları usul ve furularıyla beslendiğini ve beslediğini bilerek o ortaya çıkan fikirleri, hisleri müstakil düşünüp karar verme. Ben bundan çıkamıyorum kuyudan dersen ehilleriyle meşveret et. Böyle bir gerginlik haletleriniz olursa kusurun ben olduğumu düşüneceksin. Ya bende sıkıntı var diyorsun. Evet, akıl dersimiz 29. sayfadayım. Evet, dima dersini 148. Ha 148. Oo tamam. Dima 148. Geçen hafta yaptım. Tamam abi. Tamam. İyi olun ya. İyi. Elhamdülillah. İyi olun. Haletime iyi düşsün. Çok şükür. Bugün farklı bir haletteyiz. İsa Çayeli mutabimlerinde İsa abi gidince ya sizin ben demek ki söyleyeyim biraz parçayı. Samimiyetime inanıyorsunuz. O Senoz'un Boçka'ya fazla gitmediğimiz köy kalmadı. Arabamız yoktu. Fakirdik dershane. Onunla koştururduk. Böyle bir hizmeti bana şey vardı. Vefatı bayağı şey yaptı. Sonra dedim ki Dima'dan bir tanesi gitse dayanabilir miyim? Benden önce kimse gitmesin. Duygusal değilim. Hiçbiriniz benden önce niyet etmesin. Tamam mı? Anlaştık yani. İsa Aleyhisselam beni bu kadar etkilemişse siz beni fazla etkilersiniz. Etkilenmek de istemiyorum. Artık dedim ki Ya Rabbi artık bu sene 2020-2021 sevdiklerim tek tek gidiyor. Artık tahammül edemiyorum. Çok şey geldi ya. O sözü Senoz'dan iniyoruz. Kaydık arabayı. Kış. Biz ders yaparken zaten kar vardı. Kaydık. Hasan kardeş dedi benden büyük. Ya dedi benzin bitene kadar kalorifer çalışır. Donarsak şeref duyarım seninle burada. Vay be. Ondan sonra çıkma şeyi yok değil mi? Yok abi dedi. Buradan çıkış yok. Bu. Ondan sonra dersten dönüyoruz. Beraber gideriz. Dedik. Ondan sonra Senoz'un adamları biraz böyle dağ adamları bir şeydir. Avamın işte kimdi bilmiyoruz. İki kişi tüfekli geldi camımıza vurdu. Ne oldu? Bu baktık adamlar falan. Onlar da Allah çıkarttı.
Sonra gittik, teşekkür besekül ettik. Ya dedi Hasan kardeş, gene şehitlikten şeyi sıyırdık. Ya onlar kimdi dedi, ya bilmiyorum dedi. Bir bakalım, yoluna devam et dedim şimdi. Vay be. Evet, sefer devam ediyor. Allah Resulü'nün tabiriyle yarım kalan dersimiz orada devam edeceğiz. Ama kimse benden önce gitmesin. Çünkü zor oluyor. Tamam, zor oluyor. Şualar 591. Küre-i arz kafasının aklı hükmünde olan Kur'an. Allah Allah. Küre-i arz, insan gibi düşün. Kafasının aklı hükmünde olan Kur'an, onun başından çıkması ile zemin divanı olup izni ilahi ile başını başka seyyareye çarpması ile harekatından geri dönüp, arkadaşlar bir şey söyleyeyim size. Ben burayı, bu cümleyi okudunuz değil mi yani şu alan? Belli yani. Psikoloji yazmışım bir ders. Yani küre-i arz bir insan kafasından yöntemi çıkıyor. Ölçüsü çıkıyor. Yani hareket ifrat ve tefriti değil de vasatı olan Kur'an çıkıyor. Ne oluyor? Kendime giydirdim. Başının çıkmasıyla zemin divanı oluyor. Kur'an çıkınca psikoloji, daha izah yapmayacağım da. Ya aşağıda izah. Psikolojik diyorum yani, külliyat deli bir kitap ya. Ya bu imani dersen psikoloji mi? Psikolojinin ta kendisi, bak anlatıyorum. Kur'an gitti. Küre yaz ne oluyor? Divane oluyormuş. Allah Allah. Divane ne demek divane? Girmeyeceğim çünkü beni sürükleyecek şimdi. Bu sefer ne oluyor? Kafasını başka bir seyyareye, başka bir kafaya, kafalar çarpışıyor. Tak tak. Ya eşinin kafasına, ya benim kafama, ya Gafur'un kafasına, ya Mehmet'e, ya Selim'e, ya Gökhan'a, ya Sedat'a, ya Ali'ye, Harunlara, Seyit Ahmet'lere kafayı çarpıyor. Tak. Kafayı çarpıyor. Bu sefer ya bırak ya böyle bu hizmet falan, hareketi ters dönüyor. Bunun adı da kıyamet. Kıyamet. Niye kıyameti bekliyorsun? Herkesin hususi bir kıyameti var. Sureti ölümüdür. Kanuneti içseldir. Adı bir zencefil için. Bismillah. Külliyat delidir. Deli. Fattan abi. Evet abi. Bu bir ısıtsan. Harekat ve teken abi. Duratma sonra. Vasatı itidarmış abi. Ha. Harekat ve teken abi'nin vasatı itidar. Burada da yani itidarı kaybedebilir diyebiliriz. Evet. Seyit Ahmet şey için söyledim canım kardeşim, bu değildi konum ama. Ya her şey psikoloji. Ben niye böyle görüyorum? Ya bu bak küre arz kafasının aklı hükmünde olan, ben kendimi küre arz yaptım. Küre arzda neydi? Kainatın kalbi. Kainatın kalbi. Allah Allah. Kur'an başından çıkması ile. Allah Allah. Ya. Yani. Bir tanesi dedi ki bana. Hasan kardeş bu fazla dima uzatmıyor musunuz? Yani böyle biraz hulasa yapıp da bitirseniz. Bunu diyen kim biliyor musunuz? Yahya Alkan Hoca vardı. Devri Hoca'nın kardeşi. Allah rahmet etsin. Ya dedi Hasan kardeş, ben bunu takip ettim. Takipte yapamadım. Ya bu kadar diyor. Bu kadar nasıl niye inceliyorsunuz? Yani tamam diyor. İlmi Kelam hocasıydı. İlmi Kelam hocası. Almanya'da ziyaret edince demek rahmet istedi şimdi. Niye bu kadar inceliyorsun? Yani ya niye bunu incecini, tamam diyor. Bu fazla gibi gelmiyor mu dedi bana. He. Ondan sonra dedim ki hocam dedim, bunda gayem ne dedi, ben uzun şey yapınca şuydu, size dedi şunu demek istiyorum. Kardeş, üstüme bir sürü battaniyeler giydirilmiş, ilkokul öğretmeni giydirmiş, ortaokulda annem babam, televizyonlar şunlar bunlar, tamam mı, giydirmiş. Dolayısıyla girdiğimi nasıl anlıyorum, giyildiğimi, örtüldüğümü, ahireti net göremiyorum. Yani görmediğim Allah'a ben inanmam diyor Hazreti Ali. Allah Allah. Ben diyor mesela kabre bakıyor ustad, tanesi kopmuş, tespih tanesi kopmuş. Kadın tespih dizeni görüyor.
Yani ahiretin üstü ne kadar kapalı. Sebebi kapalı olduğum için. Aslında kapalı değil. Her şey açık. Ne kadar, aynı mesleğinde şöyle geçiyor. Alim-i gayb ne kadar yakın, ne kadar uzak. Ne kadar zahir, ne kadar gayb. Ne kadar üstü açık, ne kadar kapalı. Burada. Bununla ben üstümü açmak istiyorum. Mesela bazen bir duygusallık, bazen bir fikir, bazen bir his, bazen bir latife, bazen bir hatıra, bazen bir doğmalar, bazen bir ölümler. Yani böyle üstü açılıyor. Bunlarla üstümüzün açılmasını istiyorum böyle. Ahiretin üzerindeki battaniye, benim üzerimdeki battaniyenin kendisi olduğunu gördüm. Küreyi Kur'an izah. Kur'an küreyi arz kafasının aklıymış. Kur'an küreyi arz kafasının aklı. Arşı ferşe bağlar bu. Kur'an da bizim aklımızın aklıymış demek ki. Kur'an aklımızın aklıdır. Çünkü biz aklımızı kainattan dolduruyoruz. Kur'an baştan çıktı mı, Kur'an baştan kafadan çıktı mı, akıl akılsız kalıyor. Aklı başında mı, alameti nedir? Kur'an başındaysa, Allah Allah, aklı aklındadır, oluyor. Yine aynı yerde şöyle geçiyor. Ve bedahet için aklın ihtiyarı bağlı olan, yani kıyamet şeyinde, bedahet için aklın ihtiyarı olan, ihtiyarı ile bağlı olan tövbe kapısı kapanıyor. Tövbe kapısı kapanıyor. Tövbe, aklın, akla bağlı olan tövbe, ihtiyar, ha, aklın ihtiyarı ile, akıl ihtiyarla tövbe ediyor. Tövbenin sistemi de bu. Peki ihtiyar kalktığı zaman, şimdi okuyorum, aklın ihtiyarı diyor. Daha önce de geçmişti ki, aklın sureti tasavvurda, aklın kanuniyeti taakkulde, aklın hakikati tasdikte, aklın mahiyeti iltizamda diye yazmışız o zaman bakışımızda. Şimdi akıl alem-i şehadetteki ilişki ve çelişkiyi gösteren bir alettir. Alet. Aleti insan. Şimdi aklın ihtiyarı. İhtiyarı bunu al. İhtiyar. İhtiyarla tövbe. Tövbe ediliyor. İhtiyar. O kadar mühim. Şeyde bilmiyorum Gafur mu göndermişti yoksa Almanya'dan bir kardeş göndermişti. Geçen hafta mı, önceki hafta bahsetmiştim. Çok kısa, çok kısa. Zaten anlatmıştım. Adama cihaz bağlıyorlar kafaya. Ondan sonra ortaya konulan bir şey tepki veya tasdik. Yani tasdik ederse bas deniliyor. Kafasına da cihaz veriliyor. Yarım saniye önce bu onaylamadan onaylıyormuş kendisi. Şimdi fen burada durdu bilim adamları. Ben onaylamadan önce ben akılla onaylıyorum. Ama akıldan daha önceymiş bu. Onaylıyor o. Sonra bu aklen onaylıyor. O kimdir? Bütün bilim şu anda var ya, bu bilimsel bir kardeş gönderdi yani. Sıradan bir adam değil yani. Öyle bir etkilendim, tefekkür ederken değil. Bu işte uğraşan. Yani adeta tıbbın felsefesini yapan bir kardeş yani. Öyle birisi. Geçen şey yapmıştım, Unaytepe'yi yarım saat ders yapmıştım da. Bununla da alakalı bak, ben onaylamadan ben de önce. Aklın ihtiyarı basmadan vicdanı iradesi onaylıyor. Yani bu dersleri görüyor musunuz? Daha bilim buna daha ne zaman ulaşacak onu da bilmiyor. İrade ile ihtiyarı aynı kabul edersen, ya bu parmağa bastım ihtiyarla ama ondan önce ne vardı?
Bunu irade zannediyor. Bu irade değil. Anda onaylayan görüntü, ekrandaki görüntü ihtiyardır. Arkada vicdan şeyi var. Çünkü mazi ve mustakbelle alakalı irade. Bakın abi, bu söylediğinizi insanda tespit eden bir sistem var herhalde. Karşıdaki kişinin bu yarım saniye önce karar verişini sezen, tespit eden, anlayan bir sistem var herhalde. Var. Var. Yani böyle bir cihazla da ilk önce cihaz bakıyor ki onayladı. Yarım saniye sonra parmağını basıyor bu adam. Ve olayları yarım saniye sonra duyuyor. Yarım saniye sonra görüyor. Bakıyor aynaya. Şöyle baktım. Yarım saniye sonra ben görüyorum. Yarım saniye sonra duyuyorum. Yarım saniye sonra onaylıyorum. Düşünebiliyorum. Ama benden önce bir tane durumu iyi olmayan birisi var. Dima'ya yazmış. Ya diyor, ben şeytanın sesini duydum diyor. Bugün dedim ya, pek bakmazdım da yani, çünkü yoğunluğum çok. Şeyi duydum diyor. Şeytanı duydum diyor. Vicdanım sesini duydum. Bir kendim diyor, kendi sesimi duymadım. Yani belki birkaç dakika güldüm. Ya acaba o duydukların onlar mıydı? Şeytanın sesini duydum, vicdanın sesini duydum, ruhumuz. Bir ben kendi sesimi duymadım. Şeytan senin karşıtın, o aynada onun sesi, senin sesin olmasın. O sendin. Kalp, o da sendin. Sen hangisisin? Sen denilemeyen şey. Cemil Cels'in. Hiçbir şey muayyenleşemezsin. Şeyin dediği gibi İmam-ı Rabbani. Konuşuluyorsa, oradayım diyorsa, orada değildir diyor. Çünkü orada kelam yok artık. Orada ses meclis yok. En büyük ses sessizliktir. Sessizliktir. Ses muayyenleşti. Olabilirler bitti, olmuştur. Sessizlik ise nihayetsiz olabilirleri tazamun ediyor. Biliyor musunuz? Şu kalem, bu kalem, alacağım da. Bu kalem nihayetsiz ihtimaliyat, muhtemel ihtimalleri tazamun ediyor. Sırf kalem gibi gözükürken bunun ne kadar olabilirlikleri de burada. Hepsi burada. Her şey bir şeyde. Bir şeyde de her şeyde. Böyle bir makam-ı ala 642 Mesnevi'de çıktığın zaman efendim gafur. Abi kusura bakmayın. Hakkınızı helal ederim. Ben öğlen namazını kılmamıştım. Kılamayacağımı düşünerekten yetişti ve gitti kırdım. Bu arada telefonumda çocuğuma verdim. Dinle, benim adım geçerse bana aktarırsın diye bilmiyorum. Geçti mi geçmedi mi? Yalnız geçen bir namazda abi kalbimle acaba neye misalim diye bir sormak istedim. Allah affetsin, namazda geldi aklım abi. Şimdi abi iki tane çocuk düşünün. Oturmuşlar yayına. Karşılarında bir ekran var. Ve bir oyun cihazı var. İkisinin de ellerinde şey var, mouse'lar var. Mouse'lar, mousepad mi diyorlar, ne diyorlar abi? Futbol oyunu oynuyorlar abi. Biri bir takımı yönetiyor. Biri bir takımı yönetiyor. Hasan abi, hı-hı, ekranda. Anlatabildim mi abi? Tamam abi. Şimdi Hasan abi, ben burada hangisi? O çocukların kafasında da bir ben var. O çocuk da ben. Ekrandaki de ben. Burada bir de bir cihaz var abi. O cihaz aslında bunların bütünlüğü. Yani ben kimim abi? Bir şey geldi. Acaba ben hangisiyim diye geldi aklıma. Çok hakkınız helal edin dersi gördüm. Çok özür diliyorum. Bu Kadıköy Belediyesi'nde tertip örtmüş olduğu konuşmada bir kişi de verdim. İki tane filozof, zındık yani koymuşlardı. Beni de koymuşlardı. Orada bu manada işte ben hangisiyim, ben kimim deyince gafur, 58 seneden beri ben de onu arıyorum. Ben hangisiyim, ben kimim, onu arıyorum. Ben de onu arıyorum. Ben hangisiyim?
Ama beni tanımlayan, benim kim olduğumu bazen kim olmadıklarımla anlıyorum ki bir aynalarda kendimi görüyorum. Şeytan bir aynadır, mudil esması. Nur bir aynadır, melek esması. Şöyle, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Camiül Ezdat Cemül Cem'dir. Efal aleminde gören görüyor ama efalinde tek tekler olması lazım. Onun için sadakatı Ebu Bekir sadakatlı zannediliyor. Sureti böyledir, doğru. Ebu Bekir aynadır, Allah Resulü'nün sadakatı o aynada gözüküyor. Ömer bir aynadır radiyallahu anhum ecmain. Hazreti Ömer Efendimiz bir aynadır. Allah Resulü'nün adaleti orada tebarruz ediyor, tezahür ediyor, inikas ediyor, temessül ediyor. O aynada Allah Resulü'dür. Hazreti Osman'da rıfk, şefkat, merhamet, haya aynadır. Allah Resulü orada. Hazreti Ali'de ilim. Şeytanda da karşıtlarımız. Peki hangisi benim? Hiçbirisi. Zaten kuşatılsa, muayyenleşse zat taayyume teşahhus edemez. Zat. Taayyume yalnız aynalardaki ilişki ve çelişkilerimi. Mesela şeytan benim çelişkim. Melek benim ilişkim. Tamam. Mesela sokakta içen benim çelişkim. Benim kardeşim, o ders kardeşlerim benim ilişkim. Onların bütünselliği yani tevhid zıtların arkasındaki zıtların sahibi olan zat tevhid. Yani bunun insandaki karşılığı nedir? Akıl. Hangisi benim? Karşıtlarımla ve karşılıklarımla ancak tanımlanabilen ama muayyenliği yok. Yani ben olan. Devam ediyorum. Şualar 600. Evet, gözümüzle görüyoruz ve aklımızla bedaatle biliyoruz ki insan ve hayvanat kışlasında öyle bir Rezak-ı Rahim ve Muhsin-i Kerim tasarruf ve nezaret ve terbiye eder ki bilmek aklın sıfatıymış diye koydum. Sonra kainat şehir, zemin mahalle, insan ve hayvan kışla. Rezak-ı Rahim, Muhsin-i Kerim, tasarruf, nezaret ve terbiye eder ki, kainat şehir, zemin mahalle, insan ve hayvan mahallenin kışlası. Vay be. Şualar 616. Kuvve-i akliye, haddi vasat olan hikmeti ve kolay, faydalı istikameti kaybetse, bir daha kuvve-i akliye haddi vasat olan hikmeti kolay ve faydalı istikameti kaybetse, ifrat veya tefritle muzir bir celbezeye ve belalı bir belahete düşer, uzun yollarda tehlikeleri çeker. Bitti, ne anladık? Kuvve-i akliyenin ifratı, tefriti ve vasatını söylüyor. İfratı muzir bir celbeze. Vasatı hikmet ve kolay faydalı istikamet. İstikametin içini tanımlamış. İstikamet ne demek? Kolay ve faydalı. Tefriti nedir? Belalı bir belahete. Ahmak yani. O zaman topluyorum bu izahlardan sonra son. Kuvve-i akliyenin ifratı celbeze, vasatı hikmet ve istikamet, tefriti belahet, yani ahmaklık. Burada evde ders yapıyoruz 30. söz özelde. Orada şeyi çözdük ama sizin şeyinize bırakıyorum, tefritini çözemedim. Şimdi adalet neydi arkadaşlar? Adalet kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, bunlarla alakalı olduğu için şey yapacağım. Kuvve-i şeviyenin vasatının toplamıydı. Kuvve-i akliyenin vasatı neydi? Hikmet. Kuvve-i gadabiyenin vasatı nedir? Şecaat. Kuvve-i şeviyenin vasatı nedir? İffet. Hikmet, şecaat, iffeti toplarsak
adalet olur. Tamam. Şimdi beraber şey yapalım. Peki adaletin ifratı nedir? Her şeyin ifratı olduğu gibi zulümdür. Yani kuvve-i akliyenin ifratı celbeze. Kuvve-i gadabiyenin ifratı nedir? Kuvve-i gadabiyenin. Tehevvür abi. Tehevvür. Kuvve-i şehvenin ifratı? Helal haram dememek. Fucur. Fucur. Peki o zaman tehevvür, fucur ve celbezeyi toplarsak bu zulüm. Tefritini şey yapamadım. Kuvve-i akliyenin tefriti nedir? Selim? Kuvve-i akliyenin. Gabavet de abi. Gabavet. Kuvve-i gadabiyenin tefriti nedir? Kuvve-i gadabiye? Cebanet. Cebanet. Kuvve-i şehviyenin tefriti nedir? Humut. Humut, cebanet ve gabavet. Onların toplamına bir ben şimdi isim bulamadım. Demek ki vasat, adalet, ifrat, zulüm tefritini bilmiyor. Belki sizin beyninize attım, bulursunuz. Bununla alakalı olduğu için söyledim. Hasan abi, lima dersinde şey demişim ben deftere. Biri karşıya zulüm, biri kendine zulüm. Adaletin ifratı karşıya, kendisine zulüm. İşte karşıya zulüm, kendisine zulme bir isim koyamadım Fatih. Yani vasat adalet, ifratı zulüm, karşıyı ortadan kaldıran, tefriti kendisini kaldırıyor. Tefrit nedir? Gabavet, humut ve bir şey değil, ötekisi ne tefrit? Onların toplamına böyle bir tabir koymamız lazım, kendisini ortadan kaldıran. Peki, o kafanızda dursun böyle, bir bulursunuz. Yani vasatı, ifratı, tefritinde bir bulun. Saftirlik olur mu abi? Yani saftirlik. Adaletin ifratı, adaletin tefriti. Adaletin tefriti. Yani karşıya zulüm ediyor. Adalet kendisini ve karşıyı koruyor. Tefriti kendisini ortadan kaldırıyor. Adaletin bu tefritine ne diyeceğiz? Hani kendine zulmedenleri affeder diyor ya. Yani bakalım. Böyle bak, oturmadı kafama da. Şualar 618. İstikameti bırakıp ifrat ve tefritle aklı bir vesileyi azap ve elem toplayıcı bir alete çevirmesinden. Bir daha. İstikameti bırakıp ifrat ve tefritle aklı bir vesileyi azap ve elem toplayıcı bir alete çevirmesinden. Allah Allah. Aklı görüyor musunuz? Biraz uzun burası. Biraz malzeme yapacağım, sonra toplayacağım. Çünkü akıl vesileyi azap ve elem toplayıcı bir aletmiş. Niye? Aklın ifrat ve tefritiyle azap ve elem alıyor. Demek ki aklın ifrat ve tefritiyle azap ve elem alıyor. Aklın tefriti elem, aklın ifratı azap. Devamında şöyle geçiyor. Akıl alakadarlığı ile kainat bir hüzüngah ve matemani umumiye ve zevalde yuvarlanan ziyaretler için bir mezbaha, selhane ve gayet çirkin ve karışık görüp ruhu, vicdanı dünyada bir manevi cehennemde olup ahirette daimi bir azap çekmeye kendini müstahak eder. Çok garip bir şey ya burası. Arkadaşlar, burayı da toparlanmanızı istiyorum. Belki böyle nefis gaflette yapmasın sizi. Akıl vesile-i azap ve elem toplayıcı bir aletmiş. Ne zaman? Çok ilginç yani. Devamında şöyle diyor, bakın bir de okuyayım. Akıl alakadarlığı ile kainat bir hüzüngah ve matemani umumiye
ve zevalde yuvarlanan zihayatlar için bir mezbaha, selhane ve gayet çirkin ve karışık görüp ruhu, vicdanı dünyada bir manevi cehennemde olup ahirette daimi bir azap çekmeye kendini müstahak eder. Bitti metin. Akıl alakadarlığı ile kainatı bir hüzüngah ve matemani umumiye bu ifratmış. Aklın ifratı neymiş? Kainatı hüzüngah, matemani umumiye ifratla yapıyor. Zevalde yuvarlanan ziyayetler için bir mezbaha, selhane ve gayet çirkin ve karışık görüp bu da tefrit ile ruhu, vicdanı dünyada bir manevi cehennemde olup tefritle ahirette daimi bir azap çekmeye kendini müstahak eder. Ahirette daimi bir azap çekmeye kendini müstahak eder. Toparlarsak, aklın ifratı ile azap aleti, yani kainatı bir hüzüngah ve matemani umumiye görüyor. Ruhu manevi cehenneme atıyormuş. Ruhu, akıl, ifrat ile. Akıl ifratta olursa azap aleti oluyor. Kainat hüzüngah, matemani umumiye görüyor. Ruhu manevi cehennem oluyor. Aklın tefriti ile akıl elem aleti oluyor. Kainatı bir mezbaha, selhane, gayet çirkin ve karışık görüyor. Vicdanı manevi cehenneme atıyormuş. Allah Allah, çok tuhaf. Yani aklın tefriti vicdanı cehenneme dönüşüyor. Aklın ifratiyle de ruhu cehenneme dönüşüyor. İlginizi çekti mi bilmiyorum. Çok tuhaf. Ya. Elem aleti, azap aleti. Azap gelecektendir, elem geçmiştendir. Korku gelecektendir, teessüf, keşkeler geçmiştendir. Vicdan onu yakar ondan. Ya. Çok garip arkadaşlar. Daha fetholi fi ibadi vetholi cenneti, cehenneme girmeden cehenneme giriyor. Cennete girmeden cennete giriyor. Yani mesela bir cami vaazı yaptım köyde. Onu Mustafa kardeş de vardı, o da gelmişti vakıf. Abi bunu yapalım. Pazartesi ders yaptık. Alemi şehadet, alemi gayb, kabir, haşir meydanı, sırat köprüsü, cennet, cehennem diye. Aynı böyle ders çıkacak. Belki bir öksürük var diye şey yaptık. Pazartesi onu böyle canlı yayın yaptık onlara da böyle. Sırat köprüsü ne demek? Sizinle devamlı yapmışız da sırat köprüsü duymamıştı demek ki. Sırat köprüsü ne demek? Haşir meydanı ne demek? Kabir ne demek? Yani haşir meydanındaki ne sorulacak? Öyle bir tesadüf yok. Rastgele de yok. Tombala çekmek de yok. Haşir meydanında ne sorulacağı öğrenmek istiyorsan vicdan. Vicdan küçük bir provası. Kabir nedir? Kabir sorular burada soruluyor. Cevap burada veriyoruz. Yüzümüze yazılı kağıdın ününker mekir okuyor. Kabrin kendisi nedir? Soğuk. 232 lemalarda. Kabrin o zahir çirkin yüzüne bakıp durma diyor. Soğuk, dar, yalnız, karanlık. Onlar tek tek konuştuk. Bu sıfattır. Bunlar alemimizde aktif olduğu kadar kabirdeyiz. Tabut nedir? Zaman hazırdır diyor ustad. Hemen açık. Yani çok tuhaf ya Risale-i Nur. Böyle bakarsan profesöre, çocuğa, büyüğe, küçüğe, okumuşa, okumamışa hepsini memnun ediyor. Hepsine verilmek istenen maksat bana veriliyor. Ona hiç şüphe yok. Onun için gariptir bu Risale. Bu sehildir. 25. sözde geçiyor. Ama sehli mümteni diyor. Yani birisi çok kolay. Risale hakikaten çok kolay. Ama bir tarafına bakıyorsun ki mümteni, imkansız gibi gözüküyor. Risale'de geçiyor bu tabir. Sehli mümtenidir diyor Risale-i Nur. Yani Allah Allah. Yani hakikaten hüzün engiz burada. Herkes anladı yani. Akılı Allah yerinde kullanmasan akıl ne yapar? Kainatı hüzün engiz, matemani umumi, sebap
zevalde yuvarlanan ziya hayatları vesaire. Ama bu neyin nesidir ya? Ben buna taşınmak istiyorum dediğin zaman dur. Aklın ifratı, tefritini çöz. Onu veriyor. Aklın ifratı alet azabı, aklın tefriti elem aleti, yani ifratı azap aleti, tefriti elem aleti, aklın ifratı ruhu cehenneme, aklın tefriti vicdanı cehenneme sokuyor. Yani garip işte yani. Daha neler manalar çıkartacak Nesliyat inşallah. Devam ediyorum. Asak abicim bir şey sorabilir miyim? Evet abi. Bir soru devam. Muhittin Arabi, Muhittin Arabi ve Ezen Hak diye hepsini unutuyorum. Hallacı Mansur. Hallacı Mansur. Hallacı Mansur. Bunların biri ifrat, biri tespit, aklın, biri ifratı, biri tespiti olabilir mi abi? Zor be. Şu anda onu, yani çünkü haklarını yemiş olurum. Enel Hak derken şeytan sormuş ona. Ben de hak benim demiş. Enel Hak ben hakım. Hak benim. Enel Rabbukumul Ala. Ben Rabbiniz değil miyim? Yani biraz bir manası bu. Yani hak benim. Şey de demiş. Çok acayip. Ama tahsiye etmiş sonra. Geylani. O kutsi zat diyor. 149 sikeyi tahsiye gaybiyede. Şanım ne kadar yücedir. Şanımı tesbih ederim diyor. Allah Allah. Tövbe estağfurullah ya. Yani bu Allah tesbih edilir. Şanım ne kadar yücedir. Çünkü orada beşeriyeti yok. Hani Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi şirk olurdu. Adem Aleyhisselam'ın beşeriyeti yok. Sonra o alemden kabu kalbisinde iniyorlar. Kürse gelince beşeriyetine tekrar bürünüyor. Ondan sonra şey diyor. Şimdi ne diyeceğim? Şeytan dedi ki, Enel, ben de Enel Hak dedim. Ya Hallaç, sen de dedin. Ben şeytan oldum, sen veli oldun. Demiş ki, sen Enel Hak derken önüne kendini koydun, ben derken önüme onu koydum. Tamam. Onun için çok zor böyle. Benziyor da, tefrit Hallacı Mansur'a benziyor. İfratı da Muhiddin Arabı, her şey ağır işte ama. Ama hemen acele edilme mesela. Çok zor yani böyle. Bir daha şey yapayım. Sen tanırsın, iyi tanırsın o hocam. Dedi ya bu kadar incik buncuklarla niye uğraşıyorsun? Bir daha söyleme ihtiyacın diyor. Yani ben Risale-i Nur'u eşelediğimi zannediyoruz. Ya bu tabirin incik boncuğunu, ifratı, tefriti, siyakını, sibakını, evvel, ahir, zahir ve batın manası, zahir, batın manası niye yapıyoruz? Kardeşim onunla uğraşmıyorum ben. Bununla kendimle uğraşıyorum. Kazmayı tutuyorum. Kazma ile orayı kazıyorum. Şimdi bir misal söyleyeyim. Teneffüs vaktimde enişteyle beraberiz ya burada. Dağa çıkıyoruz. Motor kullanıyorum bazen. Motor kesiyorum. Tamam mı? Ağaç kesiyorum. Diken kesiyorum. Ya niye bu kadar bununla uğraşıyorsun dedi. Bak dedi. Ağaç kestiğimi zannediyorsun. Ne kesiyorsun dedi ya. Orada ağaç kesilirken niye insan herkes hoşuna gider ağacı keserken hop devriliyor ya. Zahirde ağaç devrildiğini kestiğini zannediyorsun. Benim. Benim bir hissim devriliyor. İstersen şöyle deyin. İstanbul'dasınız. Ben de haftaya geliyorum. Yani. Arabanıza, bagajınıza şey koyun. Odun koyun. Hep derim. Gidin böyle bir yerde yakın kimse olmasın. Oturacağınız da olsun arabada. Oturun böyle. Kaşınızı kaldırmayın beyin. Ateşin tam yandığı yerle alev arasın. İkisi bir görecek kadar mesafede durun. Böyle. Seyredin. Yandığını zannediyorsun. Yanıyor. Yanıyorum. Çıktığını zannediyorsun. Çıkıyor.
Duman nur ayrıldığını zannediyorsun. Ayrılıyor. Ağacı kestiğimi zannediyorsun. Kesiyor. Devrildiğini zannediyor. Devriliyor. Cüz-i nazarını külli, külli yap. Cüz-i nazarını bir esması başka bir esmasıyla. Cüz-i nazarını cüziyetten çıkarıp külli yap. Ha? Araması kirli olan bir insan niye sıkılır? Lan, araba yıkandıkça ve arabayı kullanırken çukura düşen oluyor. Lan araba işte sen değil. Niye böyle sanki arabanın içini temizledikçe, arabanın dışını temizledikçe rahatlıyoruz ya of be. Çünkü biziz biz. Taalluk ettiğimiz her şeye, temas ettiğimiz her şeye biz taalluk ediyoruz. Ya fikir ya his. Ustadın tabiriyle fena oluyoruz. Arabaya girdiğimizi zannediyoruz. Hissimizin içine girdik. Duygumuzun içine girdik. Hevesimizin içine girdik. Arzumuzun içine girdik. Mazideki İsa abiyle geçen mazileri girdiğimiz hani benim o. Hizmetimi hatırladım. Vay oraya da gitmiştim. Kaptan Paşa da o tahtalı evi yapmıştı. Vay be. Çay yapardı. Aslında o benim. Onlar hep aktif oldu. Arkadaşlar hep biziz. Cüz-i nazarını külliyata geçiyor aynı. Cüziyetten çıkarıp külli, külli bakmak. O ben ağaç kestiğim zaman niye hoşlandım? Veya yukarıdan aşağıya bir dağa gitseniz, Karos yaylasına gitseniz, taşı yuvarlattığınız zaman tak 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 giderken rahatlıyoruz. Çünkü senden bir şey kopuyor. Çakmak kayası var orada. Taş taşa vurunca çakmak gibi alev çıkarıyor gördüm. Böyle tavşan tavuğu göreyim diye İslam abi götürdü saatlerce beni. Hakikaten tavuk da gördüm. Tavukların yuvasıdır orası. Dağ tavuğu. Ama İslam abi şart. Tabancanı bana verecek. Atmayacaksın. Oradaydı çakmak kayalı. Ayağımı vurduğum zaman çak 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 taş yuvarlanıyor. Bir şey anlatmıyorum bak. Taş taşa vuruyor şey çıkıyor. Ben de gibi oluyor. Hep benim. Hep biziz. Bir şeyden rahatsız oluyorsanız, memnun oluyorsanız hep benim. Evet, adetullah kaybetmeyin. Kafayı dağıtmayın. Yani meczup olmayın. Rabbi benim falan diye de adetullah'a uyun. Ticaret yaparken adetullah'a uyun. Seçim yaparken ama da bunu da bilin ki surettir. Suretten hakikate. Onlar hep biziz. Biz olmasak o işten ne elem alırdık ne lezzet alırdık. Evet, şu anlar 636. Biraz bugün biraz öyle ruhlu ve hissi oldu biraz ders ama bağışlayın böyle. Fazla gidemedik taakkul ama. 636 şu anlar. O aynı seyya asırlarda ve arzda, arz ve semavat tabakalarında aklı ile, kalbi ile, hayali ile gezen yorulmaz, tok olmaz. Bütün dünyayı bir şehir gibi görüp, bak görüyor musun? Bütün dünyayı şehir. Cüz-i nazarını nasıl külli yapmış? Ne oluyor o zaman? Cüz-i nazarını külli yapmak demek, cüzde külli görmektir. Cüz-i nazarını külli yapmak ne demek? Cüzde kül görmektir. Kül. Cüzde her şey bir şeyde. Görüp, teftiş ederek, yani 11. söz, müfettiş makamına çıkarak, Kâh Kur'an hikmetine, felsefe hikmetine aklını bindirip geniş hayal dürbiniyle, hayal dürbin, en uzak tabakalara bakarak hakikatları, Allah aşkına şuna dikkat edin, en uzak tabakatlara bakarak hayal dürbin, bakan ruh, çünkü akıl fikre, ruh, hayale bindi. Bakınca ne oluyor? Ne oluyor? Onu söyleyecek şimdi. En uzak tabakalara bakarak hakikatları Allah aşkına vakide olduğu gibi görmüş. Bizlere ayet-i kübrada kısmen haber vermiş. Kısmen. Hadiseleri Meli-i Ala, Arş ve Azam'da nasıl aynı vaki realite, nefsül emirde neyse bunlar bunu aynı o şekilde görmüş.
buradaki gibi görmüş. Ya tuhaf. Ne diyor ya? Bu ne diyor? Çora bize ne vermiş? Bir kısmen haber vermiş. O tok olmaz, yorulmaz seyyah. Rabbini Rabbinden sorabilen, makam alaya çıkan zat, ayet-i kübrada dolaştıklarını kısmen bize haber vermiş. Demiş ki, hakikati aynı zahirde gördüm diyor. Allah Allah, 27. söz. Hakikati aynı zahirde gördüm. Ya ne diyor bu ya? Seyli mümteni. Yani nedir? Ya arkadaşlar bunlar hep hakikattir, batıl değil. Tamam, anlaşıldı. Dur bir dakika deyince hakikati aynı zahirde görmek. Suret. İşte ne diyor? Ne oldu, ne oldun? Okuyacağım daha uzun sürüyor. Ben dayanamadım biraz da. Hayal dürbiniyle en uzak tabakalara bakarak tamam baktın dur. Hakikatları yani esmaları, esmanın mertebelerini vakide yani mevcutta aynı olmuş. Esmaya, esma ile mevcuda bakıyor. Aynı. Lan nasıl aynı olur? Biz bir sürü sıkıntı çekiyoruz ondan. Oradaki bir paket ya. Şöyle diyeyim. Kaç sene önce vardı bilmiyorum. 6-7 sene mi 5 sene önce. Böyle gene gelmiştim köye tek. Sonra araba yaya gitmiştim. 5-6 yaşındayken bir şey anlatmak için anlatıyorum. Sizin örneğiniz var ama ben yaşadığımı söylüyorum. İnanın kandırmıyorum sizi haşa. Filaf ve hakikat da söylemiyorum. 5 ilkokula gitmiyordum. 6 yaş varım yokum. Hayvan çobanlığı yaparken dedemle ben getirirdi beni. Böyle bir taş vardı. Dedem de çakıyla böyle fındık şeyini böyle yapardı böyle baston gibi. Ama böyle böyle yaptığı için süstü yani. Bilmem anlatabiliyor muyum böyle. Bir taş vardı. Bir şey anlatacağım size. Öyle bir taş vardı. Büyük bir taş. Onun altına yaslanırdı. Sığır şey yapardı. Ben de yayım işte başkasının tarlasının gitmesini, uçurma gitmesini diye koştururdum. Kısmen bu taşa çıkarım. Dedeme yukarıda şaka yaparım. Külahını alırım, takkesini alırım, yukarıdan aşağıya ot atarım, ya bağırır, kovalar falan. Fakat orası horonduzu denilen bir yer. Horon vuruluyormuş. Yani eskide köy yolları yoktu. Bir şey anlatıyorum, uzatmıyor. Köyler orası kavşattı. Yani yukarıki köy, aşağıki köy, yani köyler arasındaki öyle patika gibi patika ki bazı yerlerde araba geçerdi. O kadar insan gitmiş. Bu horonduzu o dediğim yerde yani düğünler bu köyden bu köye düğün olurken kız alıp verirken yaya giderlerken gelin götürürken orada dururlardı. Horon oynarlarmış yani. Horonduzu demiş. Orada. Orası da tarla bizimmiş. O taşa çıktığım zaman haletle demek ki nasıl haletle taşa oturdum. Şimdi o taş oralar havalimanına gitti. Oturdum demiştim size. Yani böyle halet, hayal, meczup bilmem ne. Sanki o taş değil birbirine bindirilmiş. Yani ne kadar insan sesleri, insan suretleri böyle. Yani megahertzleri, dalga boyları. Dalga boyları olduğu için aynı radyoda binlerce frekans sığmış. Aynı radyoda binlerce ses var ama bunu aktif ediyoruz. Tamam böyle. Şimdi şu bir kavle göre renk nedir bak bu renk? Sarı. Burada başka renk yok mu? Var. Gece niçin bu herkes eşit? Güneş buraya vuruyor bir şey anlatacağım. Güneş buraya vuruyor. Yeşil gözükmesinin sebebi 6 tane renk bastırılıyor, bu galip. Öne bu çıkıyor. Ama aslında burada 7 renk de var. Farklılık olunca sararıyor, bilmem ne yapıyor. Peki yeşil sarı nasıl oluyor? Aynı böyle. Arkadaşlar, bu yeşilin altında 6 tane renk yok mu? Bu galip. Onlar bastırıldı. Şu anda ay var ama ışığı bastırıldı.
İşte biz de her birimiz de öne çıkan şu anda fikir, his, duygu latifelerimiz diğerlerini bastırmış. Baskılamış. Öne çıkmış. Şu andaki hissimiz. Diğerleri yok değil. Bu dersten çıktıktan sonra bu baskılayan baskılanacak. Yani şu anda öne çıkan fikir ve hislerimiz belki de ikinci derecede kalacak. Değişkeniz. Güneşin vurduğuna göre dik, yan, gece, soğuk, sıcak, karda değişiyor. İşte haletlerimizin değişik olmasının sebebi budur. Bir sebebi. Bir de o mekanda, o şahısta bizim karşılıklarımız ve karşılığımız var. Her birinizde benim karşılığım var. Dostluğum var. Yemek yedik, seyahat ettik, dostumuz oldu, derslerimiz var. Böyle aslında birbirimiz üzerine bindirilmiş karşılıklarımız var. O taş gibi gözüküyor. Ona ne denilir? Hatıralar olur, hatıralar canlanır. Peki ustad mezardan geçerken toprak nasıl kalktı? Kadın tesbih çeviriyor. Yani namaz kılarken, tesbih çekerken ipi kopuyor. Tesbih tanesini dizerken vefat ediyor. Abdestli bir namazda olduğu için ölüyor. Şehit olduğundan anlamıyor. Kıyamete kadar diyor ustad, risale geçiyor. Onu tesbih dizmeye devam edecek. Kıyamet kopunca eyvah ne zaman koptu diyecekmiş. Peki o kadını gördü mü? Haram değil mi ustad? Kabirdeki kadını görüyor. Demek ki buranın usulü, oranın usulü bir değil. Ayık alemdekiyle rüya alemde bir olmadığı gibi. Şimdi gene metnimize şey yapalım ve ondan sonra dersi keseriz. Buradan ne anladık? Niye çok uzattım? Vakide olduğu gibi görmüş. Bizlere de kısmen haber vermiş. Anladığımız asırlarda ve... Abi. Vaki ruh seviyesinde değil mi? Evet, ruh seviyesinde. Yani o niye anlattım o kadar? Ya o taş gözükürken sana bana ama bana farklı oldu. Senin de başka bir yerde öyle. Benim için mezar gözükürken bir işte doğum ölü bir babaanne gitmiş. Usta bir bakmış. Aynı yere bakıyoruz ama dikkat et bak. Aynı yere bakıyoruz. Allah Allah tebessüm etmiş. Molla Resul abi anlatıyor hatırasını. Ya Seyda demiş yani ne var burada? Kadın demiş tespit diziyor. Ya ben de bakıyorum. 1,5 metre toprak görüyorum. İstersen kaz. Yok öyle bir şey. Tespit diziyor ama. Allah Allah. Allah Allah. Tuhaf. Yani hakikati aynı zahirde görüyor. Hakikat, esma. Esmalar böyle indirilmiş. Burada yeşil gözüküyor ama diğer 6 tane renk bastırılmış. Baskılamış bu. Bu öyle çıkmış. Burada başka renk yok değil. Galip renk bu. Hepimizin fıtratı da böyle. Sırf bu değiliz. Şu anda bu derste baskıladık. Biz hakikat biniz şu an. Dersten sonra ne haber? Ubudiyetimiz devreye girecek veya beşeriyetimiz girecek. Yani bu ne kadar eşelesek, eşelemek istiyorum ta ki eşeleyim. Ki bendeki battaniyeler kalkmasını nasıl anlıyorum? Ahirete yakınlık hissetmeyle. Ahiret yakin oluyor. Yakınlaşıyor. Perde kalkmasının şeyi orası net oluyor. Baktığın zaman orayı görüyorsun. Okuyorum. Asırlarda ve arz ve semavat tabakalarında neyle geziyor? Asırlarda aklıyla, arzda kalbiyle, semavat tabakalarında hayaliyle gezen. Asırlarda aklıyla, arzda kalbiyle, semavatlarda hayaliyle. Kabe, kalp, arş. Üçü aynı hakikattır. Peygamberimizin hadisi biliyorsunuz.
Hayalin seyahati akıldan daha hızlıymış. Hayalin seyahati hayalin seyahati akıldan daha hızlı. Malzemeler yapıyorum. Ne çıkacak bakalım, merak ediyorum. Ve bundan sonra keseceğim dersi. Akıl aynı zamanda gezinti, gezme aletiymiş. Öyle ki bütün dünyayı bir şehir gibi görüyor, makamına çıkabiliyor. Aklı bindirdiği sistem, aklı nereye bindiriyorsun? Kâh Kur'an'ın hikmetine, kâh felsefe hikmetine bindiriliyormuş. Hikmet, aklın ciddi bir sıfatıymış. Hikmet, aklın içerisinde 30 küsür dedik, 20 küsür ama neredeyse 40'a buldu yani. 40 belki olmuştur. Aklın en ciddi içeriklerinden bir tanesi, sıfatı da hikmet. Hayale dürbün nispet ediliyor. Hayale dürbün nispet ediliyor. Yani hayal neymiş? Dürbün. Bazen diyor ki akıl fikre, ruh hayale biner. Burada da hayali dürbün olarak kullanıyor. Makama bakın yani. Hayali dürbün yapıyor. Aklı hikmete bindirilebilirsek, bak aklı hikmete bindiriliyor. Mahkematta hikmet ne diyor çömleklerde? İçeride pişirilen şaraba da ilim diyor, değil mi? Osman hatırlar bunu. Biraz muhakematta aşina olduğu için söylüyorum. Diyor ki hikmet denilen çömleklerde konulan saki, yani garsonla takdim edilen o içindeki şey de insanı şaruş eden şaraba da hikmet şey diyor, ilim diyor. Akla hayal dürbünü takılıyor. Kelamı beli nedir diye soruyordu herhalde abi, ona cevabı. Evet. Kelamı beli nedir? Ya. Okuyayım mı abi o dediğinizi? Oku bak. Kelamı beli ilim denilen çömleklerde pişirilen. Ha ilim denilen, bir dakika. İlim denilen çömleklerde pişirilen. Ve hikmet denilen büyük küplerde duran. Ve fehim denilen süzgeç ile süzülen. Ağabey hayat gibi bir manayı zürefa denilen sakiler döndürüp efkar içer. Esrarda temeşi etmekle hissiyatı ihtizaza getiren kelamdır. Allah Allah. Ya bu nasıl yazılır ya? Nasıl yazılır ya? Hakikat sarhoş, evet. Aklın dürbünü hayal. Aklın bineği hikmet. Sonuç bu. Hayalin sıfatları neymiş? Geniş ve ön uzaklara bakabiliyor. Hayal geniş yapabiliyor, uzağa da görebiliyor. Aklın dürbünü hayal, aklın bine ise hikmet. Burada bitiriyorum. Cenab-ı Hak iki can da aziz eylesin inşallah. Tekrar haftaya Allah nasip ederse inşallah haftaya İstanbul'dan ders yapacağız inşallah. İstanbul'da planlıyorum ama Allah ne der bilmiyorum ama planımızda hafta inşallah İstanbul'dayız. İnşallah bu Arnavutköy'deki mekanımızı artık dozer seviyesine geldi. Onu vurduracağız inşallah. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Bu hakikatle haklanmayı nasip eylesin. Ya Rabbim, bilerek değil de bilmeyerek ama senin rızanı takip etmek için bilmeyerek kusurlarımız mutlaka olmuştur. Allah'ım kusurlarımızı yübedilullahi seyyiatıma hasene sırrına mazhar edip hayırlara tebdil eyle. Niyetimize göre bize muamele eyle. Kendini keşfedip ahireti de keşfetmeyi bizi muvaffak eyle. Rızan dairesinde İtikat, iman, hareket ve hayret yapmayı bize nasip eyle. Allah'ım bizi birbirimizden ayırma. Vefat ederken de müekkel olan Azrail Aleyhisselam'ın avanelerinden Talebi-i Ulum'un ruhunu kabzeden melek-i müekkeli bize nasip eyle. Şehit olmaya,
şehit olarak gitmeyi, hissetmemeyi, teris olmayı, tahvil ve itlak ruh olmayı nasip eyle. Hizmet imaniye, Kur'aniye'den hissemizi ziyade eyle. Usul ve furularımızdan, ahiret evladı yerlerimizden, ana babalardan, anne babalardan, kimler geçmişlerse bu maide-i Kur'aniye sofrasından hisselerini, hisselerimizi ziyade eyle. Ve kendine muhatap, Habibine ümmet, ustadımıza talebe eyle ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahum en ilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha tema selavat. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin. İnşallah önümüzdeki pazar İstanbul'da buluşmak üzere. Allah nasip ederse. Görüşmek üzere. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Aleyküm.